Kaç sporcu var burada? Lisanslı 2000'in üstünde. 2000'in üzerinde sporcu var. Lisanslı ama faal sporcumuz yani ligde mücadele eden sporcu sayısı bizim ligimizde, Türkiye liginde mücadele eden ağırlıklı sporcu sayısı 12. İşte o da çok iyi yani. İyi mi 12 olması? Ligde mücadele etmesi çok iyi. Yani ligde mücadele edilmek öyle kolay bir şey değil yani. Yani asıl amacım bu ama Mayıs ayında, şimdi daha sonra Sayın Valimlerimle konuşacağız. Yani bir arazi bize burada tahsis edilirse Mayıs ayında geniş kapsamlı antrenman tesislerini Ağrı'da yaygınlaştırmak. Yani 2-3 ay içerisinde de hizmete sokmuş oluruz. Sayın Valimden onu rica edeceğim. Araziyi kendileri eğer bize bir şekilde tabii ki İl Özel İdaresi'nin olur veya ne bileyim başka bir kamu kuruluşuna ait olur. Önümüzden 2-3 ay içerisinde. Başkanın önü sıra ben de arazi aramadan geliyordum zaten. Arazideydim ben de. Nerede ne olabilir işte ona bakıyorum. Teşekkür ederim. 2-3 ay içerisinde hizmete sokarız diye düşünüyorum. Yani çok öyle uzun süreçli bir şey olmaz o. Bir de tabii burada da sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Özellikle de çünkü son bir sene içerisinde bayağı zaafa uğradı. Onu da artırmak için elimizden geleni, artık yapılması gerekenleri, biz üzerimize düşenin belki de daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Federasyon olarak tabii ki yapabileceklerimiz aslında yani sporcu sayısını artırmak, daha fazla sporcuyu golf sporuyla tanıştırmak. Bu zaten anayasanın 59. maddesinin devlete yüklediği görev. Sosyal sınıf farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminden vatandaşlarının ruh ve beden sağlığını korumak amacıyla spor yaptırmak. Biz de en fazla bu bölgede spor yapmasını istiyoruz işin gerçeği. Çünkü batıda insanlar bir şekilde o olanağı buluyorlar. Ama okulda buluyorlar, ama belediyeler vasıtasıyla buluyorlar, ama kulüpler vasıtasıyla buluyorlar. Ailelerinin imkanları vasıtasıyla buluyorlar ama bu bölge insanı bundan mahrum. Siz de söylediniz yani ekonomi, her şey ekonomik aslında. Onun için hem devlet olarak hem de federasyonlar olarak en fazla emeği ve en fazla önemini vermemiz gereken bölgelerden birisi olarak düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Valim, sizin bir şey olacak mı, çalışmanız olacak mı bununla ilgili yani valilik olarak? Şimdi ben Sayın Başkan'a hem hayırlı olsun yeni döneme hem de başarılar diliyorum. Zorlu da bir seçim süreci yaşandı. Aslında güzel bir süreç bence. Yani rekabetin olması, insanların o alanda sporun gelişmesini isteyen insanlar yönetime talip olması da kötü değil. Ama belli bir fikir birlikteliğiyle inşallah bütün federasyon kaybedenler de kazananlar da müşterek bir çalışma sergiler. Biz de bu çalışmadan ağır adına istifade ederiz diye düşünüyorum. Bizim şimdi arkadaşlar aşağı yukarı bütün spor branşlarında kulüpleşmek gibi bir hedefimiz var. Buna ilişkin çalışmalarımıza da başladık. Kısmetse önümüzdeki günlerde Türkiye'nin neresinde hangi spor dalı yapılabiliyorsa ağırda da bunun yapılabileceğine ilişkin bir vizyon koyup önce örgütlenme, daha sonra da altyapı çalışmalarını hızla yürüteceğiz. Dolayısıyla bu tabii golf biraz belki yabancı gibi algılanan, işte daha böyle zengin kesimlerin yaptığı bir spor gibi algılanan bir spor branşı. Ama golf aslında altyapı yatırımları itibariyle baktığınızda, kullanılan malzeme itibariyle baktığınızda çok da bizim insanımızın akar edemeyeceği, üstesine gelemeyeceği bir spor dalı değil. Bu konuda biz federasyonun da gerekli katkıyı vereceğine inanıyoruz. Başkanımıza da güveniyoruz bu konuda. Sanıyorum yer tahsisi konusunda da biraz mesafe alacağız. Bu konuda TRT Genel Müdürümüz aynı zamanda Konfederasyonu da yönetimindedir. Onların da desteğini bekliyoruz. O kapsamda eğer kısa zamanda arazi gelişimi sağlarsak sanıyorum seneye Ağrı'da yüzlerce, binlerce golfle tanışmış, golf oynayan, golf sporunda Türkiye'yi temsil edecek, golf sporuna ekmek yiyerek insanlar önümüzdeki yıllarda olacaktır. Burada federasyona düşen görevi biz kendilerinden sürekli golfle ilgili önümüzü açmasını isteyeceğiz. Biz bize düşen görev konusunda da başkanımızın beklentilerini karşılayacağız. Yani burayla ilgili yapılacak işlerde hiçbir zaman önlerine bir engel çıkmayacağını, hiçbir zaman zorlukla karşılaşmayacağını ben kendi adıma rahat etmek istiyorum onlara. Kaldı ki İstanbul'da, Ankara'da temel hangi altyapı hizmetleri sunulabiliyorsa Ağrı'da da bu altyapı sunulabiliyor.
insan kaynakları yönünden de, devletin buraya görevlendirdiği personel yönünde de belli bir düzeydeyiz. Bizim bir artımız daha var. Bizde 170 bin tane öğrencimiz var. Yani nüfusun neredeyse 3 kişiden birisinin öğrenci olduğu bir il burası. Bu ciddi de bir potansiyel. Evet, kesinlikle. Hem spor için, hem iş gücü için, hem nitelik kazandırma, eğitim faaliyetleri için. İşte biz bu potansiyelimizi sizlerin de desteğiyle, diğer tüm federasyonlarımızın, spor bakanlığımızın da desteğiyle pozitif olarak hayata katmak istiyoruz. Biz her konuda sporla ilgili her türlü faaliyete bütün kurumlarımız olarak sonuna kadar destek olacağız. Bu konuda da kararlılığımız, attığımız adımlarla zaten sizler de izliyorsunuz. İnşallah Ağrı golf sporunda yani Tiger Woods tarzı sporcular yetiştirip hem Ağrı'nın bu konudaki gelişimini hem de kişilerin kendi istikballeriyle gelişimini sağlayacak bir altyapıya bugün itibariyle Sayın Başkan ziyaretinde güçlendireceği bir şekilde kavuşur.